Evet merhaba hoş geldiniz. Poco F5 ve Poco F5 Pro. Namı diğer Redmi Note 12 Turbo ve Redmi K60. Note 12 Turbo konuşuluyor ama ben piyasada K60'ın daha fazla konuşulduğunu gördüm. Çünkü yurt dışı olarak Türkiye piyasasında K60 herhalde hatırı sayılır miktarda artık satılıyor. Bu yüzden K60'ın daha fazla konuşulduğunu ben gördüm. Baştan söyleyelim. Poco F5'in Red Note 12 Turbo. F5 Pro'nun ise K60 olması bekleniyor. Neredeyse kesin ihtimal. 9 Mayıs'ta bunların lansmanının yapılacağı söylendi. Ben de bu videoda bu cihazların özelliklerini, fiyat tahminlerimi ve tahmin ettiğim fiyatlar da gelirse bu cihazların potansiyel rakiplerim ve bu rakiplerine karşı durumlarını konuşacağım. Hemen başlayalım. Ancak öncelikle başlamadan önce beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim kısa bir yorum yap derseniz en baştan söylemek gerekirse bu iki cihazda da kameraları dışında çok sağlam ürünler. Bir defa onu söylemek lazım. Bunun yanı sıra bu cihazlar hakkında fiyat tahminim de şu olurdu benim. Note 12 Turbo'nun 8256'sı 16.000-17.000 TL civarlarına gelir. Açık konuşayım ben 15.000 ve 20.000 TL civarlarını tahmin ediyordum ama oturup şöyle düşününce bir 16.000-17.000 lirayı görürüz ama bir 16.000 kesin görürüz. Diğer tarafta k da bir 22.000 TL, 21.000 TL fiyatlarını görürüz diye ben düşünüyorum. Şöyle bir itiraz gelebilir. Bunların yurt dışı fiyatları çok düşük. Ya arkadaşlar yurt dışı fiyatlarının çok düşük olması bir anlam ifade etmiyor. Türkiye'de hiçbir ürün, neredeyse hiçbir ürün yurt dışı fiyatına göre fiyatlandırılmıyor. O yüzden dediğim gibi 16.000 TL'nin ben üstünde olmasını bekliyorum. Poco F5'in aşağısında olursa şaşırırım. Zaten aşağısında olursa ikinci bir Realme GT2 Pro vakası olur. Onu da söylemek lazım. Neden olduğunu zaten anlatacağım. K60'ın yani Poco F5 Pro'nun da 20.000 TL'nin altına çıkması bence çok zor. Hani 21.000 TL, 22.000 TL'lik bir fiyat tahmin ediyorum ben. Onu da söyleyeyim. Şimdi kendisi hakkında daha olumlu konuşacağım. Redmi Note 12 Turbo yani Poco F5 ile başlayalım. Şimdi dedik ki 16.000 TL civarına gelir. Bu cihazın işlemcisi 7 Plus Gen 2. Bunu 7 serisinden olduğuna bakmayın. 7 Plus Gen 2 TSMC'nin 4 nanometre sürecinde üretilen 8 Plus Gen 1'in oradan buradan kırpılmış hali. Hani oradan frekansı düşür, oradan başka bir şey düşür. Ama bu şu gerçeği değiştirmiyor. 7 Plus Gen 2 dediğimiz arkadaş 8 Gen 1 ayarında. 8 Plus Gen 1 ayarında. E biraz kırpılmış olsun. Üstelik mesela 8 Gen 1 diyoruz ama bakın üretim süreci TSMC 4 nanometre. Çünkü direkt 8 Plus Gen 1'den kırpılmış bir işlemci. Ne olmuş olabilir derseniz yani çip kesimi bir pastadır, silikon pastasıdır. Buradan bazı işlemler iyi çıkar, çok güzel çıkar. Bunlar kaymak tabakasıdır. En üst segmenti teşkil eder. Bir de çok iyi olmayan, çok iyi demeyelim ama pastanın her kısmı gibi kaliteli olmayan ama yeterince kaliteli olan işlemciler vardır. Bunlar da bir alt segment olarak ortaya sürülür. Bunun gibi bir şey olabilir. Bunun bir zararı yok. 7 Plus Gen 2 aldığınızda öyle bir sorun yaşamayacaksınız. Onu baştan söyleyeyim de yanlış anlaşılmasın. Böyle bir şey olabilir. Veya bizzat direkt kısmışlarda segmentasyon olsun diye. Bizim bilmemiz gereken şey şu. 7 Plus Gen 2 dediğimiz işlemci bugün Türkiye'de S23'e kadar en güçlü işlemci. Mediatek Nermen 8100 var. Yok. 8100'ü e harcar. İtiraz olabilir. 800 bunu geçmez mi? Xiaomi'nin tdeki 8000'den bahsediyorum. Yok yani onu da geçiyor. Onu da geçiyor. Özellikle GPU tarafında onu da geçiyor. O yüzden 20.000 TL altında böyle verimlilik işin içine katıldığında 7 Plus Gen 2 ile kıyaslanabilecek bir işlemci yok. Bunun yanı sıra bu cihazda 12 bit OLED 120 Hz ekran var. Dolby Vision'ı var. HDR10 Plus vesaire hepsi var. 1000 nit parlaklık belirtmiş Xiaomi. Yeterince parlak bir ekran olacaktır onu söylemek lazım. Bu ekran 6.67 inç ve 1080p çözünürlüğüne sahip. Bunlar zaten artık hep klasik geliyor. Android 13 ve MIUI 14 yazmışlar. Yani Poco F5 de aynısı gelir. Bunun yanı sıra ben Türkiye'ye 8256 versiyonunun geleceğini düşünüyorum. Çünkü daha yukarısına hem ihtiyaç yok hem de gelirse fiyatı çok arttırır. Bu cihazın en zayıf noktası kamera aksamı. Bir defa 1/2 inç'lik 64 megapiksel'lik bir kamera kurulmuş ama muhtemelen Poco F4'te de böyleydi bu. Omnivision'ın OV64 b sensörü ise bu. Ben şaşırmam onu söyleyeyim. Kameradan hiçbir şey beklemeyeceksiniz bu cihazda. Hiçbir şey demeyelim. E gündüz gayet yeterli fotoğraflar çekersiniz. E çekersiniz de o fiyatlarda neler neler var. O yüzden bu cihaz kamera için alınacak bir cihaz olmayacak. Keza k öyle. K60 tarafında da böyle iç açıcı muazzam bir performans beklemeyeceksiniz. Evet arkadaşlar kontrol ettim. Omnivision'ın OV64 b'si çıktı. Burada verilen bilgi doğruysa. Hemen elim değmişken Redmi K60'a da bakayım. Evet Redmi K60'da da Omnivision O ve 64B var. Kim listesi genelde doğru bilgiler veriyor. Oraya bakabilirsiniz kamera sensör isimleri için. Bu Omnivision OV64B segment olarak düşük bir sensör. Sensör boyutu büyük ama siz bunu Red Note ile görüyorsunuz. Evet işlemci çok çok önemli. Bu konuda hiçbir itirazım yok. Ama bu cihazlar geldiğinde K60 için de konuşuyorum. Bir kamera beklentisiyle alınmaması gereken ürünler. Bunu tekrar tekrar söylemek lazım. Bunun yanı sıra Xiaomi şey biliyorsunuz her zaman böyle 8 megapikseli, 2 megapikseli özenilmiş çalışılmış cihazlara hariç hepsinin yanına böyle serpiştiriyor. 8 megapiksellik 120 derecelik f2.2 diyafram açıklığına sahip geniş açı kamera var. 2 megapiksellik f2.4 makro var. 4K 30 FPS yazılmış. 4K 60 olmasa şaşırmam ben bu cihazda. Sensör desteklemiyordur muhtemelen. Ön tarafta da 16 megapiksellik bir kamera var. Buna da 1080p 60 FPS denilmiş. 7 Plus Gen 2'nin getirdiği Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 bunlar çok önemli değil. İşlemciniz iyi olduktan sonra bu konuda da hiçbir eksiklik yaşamıyorsunuz. 5000 mAh pil var. 67 Watt hızlı şarj var. Şunu hep gösteriyorum. Xiaomi 12T Pro yani 120 Watt'la muazzam bir şey. 67 da bir o kadar iyi arkadaşlar. Bu konuda hiç problem yaşamazsınız. Zaten bu cihazda 5000 mAh pil ve 7 plastik gen 2 olduğu için pil konusunda hiçbir sorun yaşamazsınız. Yani hiçbir sorun yaşamazsınız. Demeyelim ama e, o fiyat bandında pil performansı olarak alabileceğiniz en iyi cihazlardan birisi. Çünkü karşında rakip olarak siz S22'yi konuştuğunuz için kimi getirirseniz getirin zaten pil performansı onu bir şekilde geçiyor. <laughs> bunun dışında Type-C 2.0 var. Hani bahsetmeyi unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Redmi Note 12 Turbo hakkında bunun dışında söylenmesi gereken bir şey yok. Redmi K60'a geldiğimizde bir defa ekrandan başlamak gerekirse Red Note 12 Turbo'dan daha üstün bir ekran var. Bunda da OLED ekran var. 12 bit ekran var. 120 Hz Dolby Vision falan filan bunların hepsi var. 1400 nit parlaklık var ki ayrıca bunun yanında 2K daha doğrusu 3K ekran var. Genellikle ekranlarda yüksek parlaklık ve yüksek çözünürlük zor bulunan detaylardandır. Mesela şöyle orta segmente bakın. Kolay kolay 2K çözünürlüğe sahip ekran bulamazsınız. İşte son vakitlerde Realme GT 2 Pro geldi. Bu her zaman çalışır mı? Yani her zaman çalışacak diye bir şey yok ama bunlar az bulunan özellikler. Neyse zaten bir mağazada vesaire bir yerde bakılır ekranda karar verilir. Kaldı ki sizin burada kötüyü geçtim. Rekabetçiyi geçtim. Rekabetçilik kısmında bayağı cihazı geçemeyecek bir ekran almanız zor. Yani K60'ın ekranından şüphelenmeye gerek yok. Android 13, MIUI 14 bunların hepsi ortak. Hani Xiaomi'nin bu konuda gelişme sağlaması güzel. Çünkü Android 12 ile çıkardığı cihazlar var bu arkadaşların. Bu senede hala. Bu cihaza en aşağı 828 olarak belirtilmiş ama böyle 20.000 TL'nin üzerine geçecekse 256 GB'den aşağı gelmez. Yanlış hatırlamıyorsam 12T Pro'da Türkiye'ye 12 256 olarak gelmişti ve 8 256 olarak gelmişti. Depolama konusunda 128 GB'lık bir ürün sürülmez diye düşünüyorum. Kamera tarafında OmniVision OV64B devam ediyor ana yani kamerada. Geniş açı kamerası olarak 8 megapiksellik 120 derecelik bir geniş açı kamerası konumlandırılmış. 2 megapiksellik f2.4 makro var. Bunları geçelim. Kamera tarafında 8K 24 FPS'e kadar destek verilmiş. Muhtemelen aynı sensör olmasına rağmen, hani bizim bildiğimiz bilgilere göre konuşuyorum. k 8 8K 24-4K 60'ın olmasının sebebi muhtemelen segmentasyon. Segmentasyon diyorum ama Xiaomi'nin bu yaptığı segmentasyonlara da ben anlam veremiyorum. Çünkü kendi cihazlarını bilerek sakatlıyorlar. Bir örneğini ver derseniz, bakın Xiaomi 11T'de HM2 var. 4K 30 FPS var, 4K 60 FPS yok. Tamam da MediaTek Dimensity 1200 4K 60 FPS çekemeyecek bir işlemci değil ki. 14 Pro'da mesela 888 var, aynı sensör var. 4K 60 FPS var. Hani oradaki işlemci bunu çekemeyecek bir şey değil ki. 7 Plus Gen 2 var. E sen de ne var? Sende de 8 Plus Gen 1 var. Aslında yakın işlemciler zaten aynı işlemcilerin kırpılmış hali biri diğere. Bunda 4K 60 8K 24 varken niye diğer tarafta yok? Biliyor musun derseniz bilmiyorum. Yani biliyor musun derseniz Bilmiyorum Xiaomi'nin işlerine de ben anlam veremiyorum zaten. Xiaomi'nin işlerine ben anlam verebiliyor olsam hala niye şu MIUI'deki reklamları kaldırmıyorlar? Niye hala şu MIUI'yi adam etmiyorlar? Arayüz hızlı çalışıyor vesaire çalışıyor falan da başka bir videonun konusu hala uyuz reklamlar var onu söylemek lazım. Çok uzatmaya gerek yok. Bu MIUI meselesini açıklama getirirdim. O yüzden bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Ön tarafta da 16 megapiksellik bir kamera var. Burada 1080p'de 120 fps çekebiliği söylenmiş. Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 zaten 7 Plus Gen 2, 8 Plus Gen 1 bunlar bildiğimiz şeyler. 5500 mAh pil var, 67 Watt hızlı şarj var. Bunlar zaten Xiaomi'den alışık olduğumuz çok iyi değerler. Bu cihazın dediğim gibi 20.000 TL aşağısına gelmesi mümkün değil. Yani bir örneğini ver derseniz, örneğini vermek istiyorum ben size niye bu kadar saçma bir yanılgıya vardın derseniz şimdi bir defa bu cihazlar Çin fiyatlarına göre değerlendiriliyor. Tamam da Xiaomi 13 ailesinde Çin fiyatları çok düşüktü. Globalde bir çıktılar. Ne oluyoruz arkadaş? Xiaomi sen kimsin denildi. Cihazlar kaliteli. Özellikle Xiaomi 13 Pro'yu ben gerçekten beğeniyorum. mi dışında. Bu cihazların da Çin fiyatları. Kimse bunları hesaba katmıyor. Üstelik hani Poco F4 GT ben yanlış hatırlamıyorsam globalde kaça çıkmıştı? Hemen bakayım. Hani globalde 350 dolarla 500 dolar arasında fiyatlanıyor. Ortalaması 440 dolar gibi bir şey. Türkiye'de bu ürün dolar biraz daha düşükken 22.000 TL civarlarına fiyatlanıyordu. O vakit S23 yoktu. Hatta şey 12T falan da yoktu. Ve ben o fiyatları hatırlıyorum. Kalkıp da bugün Poco F5 Pro'nun böyle hani K60 dediğimiz cihazın yani 20.000 TL altı gelmesi mümkün değil. Yani mümkün değil. Çünkü çok basit bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Kamerayı çıkarın. Kamerayı çıkarın. 12T Pro ayarındaki bir cihazı siz 20.000 TL'nin altında almaya çalışacaksınız diyoruz da dolar iyiken bile 12T Pro'nun ben 20.000 TL'nin altına düştüğünü hatırlamıyorum. O yüzden bu fiyatlar hakkında iyimser olmayın. 9 Mayıs'ı bekleyin ama yeni bir cihaz alacaksanız doların da artmayacağını düşünüyorsanız 9 Mayıs'ı bekleyin. Videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda ve shortslarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.